Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün ufak bir konuda bilgi aktaracağım. İlk kez sildir kapağı söküp takacaklar için önemlidir çünkü ne kadar ne sıkılacağını bilmiyorum çok insan. Sağdan soldan bilgi edinmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben de bu bilgi bizde kalmasın. Aktarayım istedim. Arkadaşlar Hyundai Era 1.5 dizelleri sildir kapağı. Sildir kapak civatası. Size tavsiyem her sökümde sildir kapak civatasını değiştirin. Çünkü sildir kapak civatası değiştirilmediğinde her torklandığında yani dereceli sıkıldığında bu sildir kapak civatalarında uzama oluyor. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Uzama oluyor. Dolayısıyla bunları değiştirmenizi tavsiye ederim. Peki kaç kilo sıkacaksınız? Sıkmadan önce yine bir şey hatırlatacağım. Sildir kapak civatalarının girdiği deliği mutlaka havayla temizleyin ve kuru olmasına yani altında dibinde bir şey kalmamasına dikkat edin. Aksi takdirde sorun oluşur. Evet çocuğuna duyuyorsunuz baba diye bağırıyor biz de anlatmaya çalışıyoruz. Konu ya da uzadı. Arkadaşlar sindir kapak civatalarını sıkarken sıkmadan önce şu dibini bakın şu dibini civatanın bastığı yerleri yağ ile yağlayın. Bakın dişini değil, diş kısmını değil. Şu dibini. Çünkü dereceli sıkacağınız için burada bir dereceli sıkma esnasında takır tukur sesler geliyor. Bu seslerin gelmemesi için arkadaşlar civatanın şu dibini yani şu sildir kapağın üzerindeki civatanın bastığı yanaklarını yerini şöyle arkadaşlar mutlaka yağlayın. Diş yerlerinin temiz olmasına, dibinde bir şey kalmamasına dikkat edin. İlk önce civataları taktık. Boşluğunu aldık. Aldıktan sonra arkadaşlar tork anahtarını 5 kilo ayarlıyoruz. 5 kilo çat çat sıkıyoruz karşılıklı. O sıkma metodunu biliyorsunuz zaten. Ortadan başlayıp dışa doğru ya dıştan başlayıp içe doğru sıkma metodu. Daha sonra 5 kilo sıktıktan sonra arkadaşlar dereceyi alıyorsunuz. Arkadaşlar ya da civataların üzerine işaret koyarak tam yani derece şeylerini biliyorsanız, açılarını biliyorsanız bu şekilde sıkabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce 90 derece bir açıyla sıkıyorsunuz civataların hepsini. 90 derece sıktıktan sonra tekrar bir ayarlama yapıyorsunuz. Biraz bekledikten sonra 120 derece sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sıkma işlemi bitiyor. Yani baştan alıyorum. İlk önce 5 kilo sıkıyorsunuz. 5 kilo boşluğu aldıktan sonra 5 kilo sıkıyorsunuz. 5 kilodan sonra 90 derece sıkıyorsunuz. 90 derecelik açıdan sonra da 120 derecelik bir açıyla sıktıktan sonra silindir kapağını sıkma işlemi tamamıyla bitmiş oluyor. Eğer bunu bu şekilde yapmazsanız kafanıza göre 12-13 kilo bir kiloyla sıkıp bırakırsanız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda silindir kapak contası ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu silindir kapağının en büyük özelliği sıkma olayında bitiyor iş. Birçok silindir kapağı bunlarda zaten hararet yaptığı zaman değişiyor. Bu araçta da böyle oldu. Arkadaşlar sıkma torku çok önemli. Ondan dolayı 5 kilo artı 90 derece açıyla daha sonra da 120 derece açıyla sıkıp bırakıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı günler diliyorum.